Ejder, şunu tazeleyiver. Senin de maşallahın var birader. Koca köyü içtim bana mısın demedim be. Ya şu adamı susturun, elimden bir kaza çıkacak. Aklınca seninle muhabbet kurmaya çalışıyor. Bakma sen ona, boş ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz müsaade eder misiniz? Verip, güven açılayıp yarı yolla bıraktığın insanın gönül sadakasını iki cihanla da veremezsin evlat. Var git, ne halt ettiysen düzelt. Al yavrucağın gönlünü. Benim hatalı oldum, nereden biliyorsun baba? Geçen gece Neriman'a gitmedin mi? Feride yememiş içmemiş, hemen sana yetiştirmiş anlaşılan. Günahını alıyorsun yavrucağın. Ağzını açıp iki kelam dahi etmedi. Hatta hata benim deyip seni korudu. Ne yaptın? Ne yaptın da darma duman ettin? Adımız çıkmış 9'a. İnmez 8'e. Ben kimseye derdimi anlatacak değilim baba. Otur. Baba üsteleme. Otur iki gözüm. Emredersin. Ne yaptın? Anlat. Anlatsam inanacak mısın? İnanmak istemesem sorar mıydım hiç? Kendinde misin? Feride. Adın ne küçük hanım? Çabuk uşu. Üşerken kafasını bir yere çarptı mı? İsmi yüzünden soruyorsanız çalık uşu onun mahlasıdır. Bu kaç çalık uşu? 5. Bu? 5. Bir ateşimize bakalım. Hayli yüksek. Bir mutasız görseli olacak. Ben Kamuran bir haber vereyim. Sor Matild. Ben iyiyim, lüzum yok. Hastaneye gitmeniz şart. Aksi halde havale geçirebilir. Tamam. Ben halledeceğim. Siz buyurun. Geçmiş olsun. Masör. İnanın iyiyim. Biraz uyusam hiçbir şeyim kalmaz. Olmaz, olmaz. Michel yardım et Feridecen'in üstünü değiştir. Ben yaparım. Peki. Michel yanında kalsın. Düşersen. Hadi kızlar. Biz Kamran'la ayrıldık. Hülasa, ben Feride'ye ihanet etmedim baba. Ama o bana inanmıyor. Hatta beni o kadar iyi tanıyor ki ihanet ettiğime emin. İşte ben onun gözünde bu kadar şeref yoksunu bir adamım. Ben bu meseleyi çözerim evlat. Konuşurum mektepliyle. Konuşma baba. Konuşacak bir şey yok. Feride inanmak istediğine inanıyor. Ama iki gözüm, böyle boktan bir sebeple ayrılık olmaz. Anlamıyorsun baba. Mevzu sebep değil ki. Feride benimle olmak istemiyor.
benden gitmeye öyle hazır ki. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İşte ben de en çok buna üzülüyorum ya. Tazele. Peki emin misin sana ihanet ettiğine? Bilmiyorum Mişal. Bu bir his. Bir yanım Kamran'a koşup ona sarılmak istiyor. Ondan özür dilemek istiyor. Diğer yanımsa ihanete uğramışlığın acısını çekiyor. Bir şey var. Böyle beni buralarımdan tutan, Kamran'ı koşmaya engelleyen bir şey. Neriman'la ikisini yüzleştirsen? Katiyen. Çok çirkin bir tablo. Doğru. Hem zaten o kadın sırf kötülüğüne bir şey olmamışsa da oldu diyebilir. Önerimi geri aldım hemşire. Hadi kızlar, hazır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Feride'cim, sen burada otur. Ben bir hekim sorayım. Bilmem farkında mısın ama benim gidecek hiçbir yerim yurdum yok. Senin yurdun benim. Şansımız varmış. Nöbetçi hekim tanıdık çıktı. Başka hastaneye gidelim masör. Feride, rica ediyorum. Lütfen masör. Bana dokunmasını istemiyorum. Feride lütfen, iyi görünmüyorsun. Ya uzak dur benden. Yaklaşma bana. Lütfen masör, lütfen gidelim. Feride hadi gel. Dokunmayın lütfen. Dokunmayın. Başka bir hekim çağırır mısınız lütfen? Hanımefendi ben hekimim zaten, rica ediyorum. Yok tamam, başka bir hekim çağırır mısınız? Başka kimse yok mu sizden başka? Bakın Feride hiç iyi görünmüyor. Gidip onu muayene etmemiz lazım. Rica ederim lütfen. Bir muayene edelim. Neyi var neyi yok bakalım. Yok tamam. Tamam. Ha doya doya sarıl oğluna. Sen haklı çıktın. Oğlum, kuzum, aslan oğlum. Üzülme çocuğum, üzülme. Kısmet. Ay leş gibi de kokuyorsunuz siz. Ya bu kalfalar niye açmıyor bu kapıyı? Ben açtırmadım. Ha, duyan çalıyor, duyan çalıyor. Millet laf arıyor vallahi. Bezdim. E böyle olmaz ki canım. Hayda. İyi git aç da sıktır canını. Eline çekirdeğini kapan geliyor. Sanırsın evde ayı oynatıyoruz. Ha, bir meraklar, bir dedikodular. Nişanlısı oldular. Geçmiş olsunlar. Ya ver ağızların payını gitsin canım. Allah Allah. Böyle durulur mu ya? Sabahtan beri tak tutup bunu. Otur kızım sen de. Ne oluyor ya? Niye açmıyorsunuz kapıyı? Ha, Kamran. Kamran'ı çağırır mısın Seyfettin amca? Aslanıma buraya kadar zahmet veremem. Ne diyeceksen bana de. Aslında haber vermeden gitmek vardı da. Ne haberi? Feride hastanede. Çok üşüyorum Masur.
İlaç birazdan tesir etmeye başlayacak Feride'ciğim. Sen de kendini daha iyi hissedeceksin. Şimdi biraz uyumaya çalış. Ateşini düşürmek için ne yaptıysam olmadı. Hala 39,5. Ateşini düşürmeden de başka müdahale yapamıyorum biliyorsun. Nerede? Mektepte bayıldı. Bir hekim çağırdık ama kafi gelmedi. Matilde, ben bir Feride'ye bakayım müsaadenle. Tamam. Feride? Feride? Öldüm, cehenneme düştüm galiba. Doğru. İnsanın hep kaçtığına tutulduğu yerdir cehennem, öyle değil mi? Acaba hangimizin cehennemi? Gel. Dur. Gel. Başka bir hekim hakkımı kullanmak istiyorum. Öyle bir hakkın yok. Korkuyorum. Hem korkmadın hem kızıyorsun. Hiç de bile korktum. Ya nasıl korktun kızım ya? Burnuma vurdun. Çünkü benim sihirli kelimeleri var. Korkunca onları söylüyorum içimden. Ne ki onlar? Hadi bakalım. Şimdi derin bir nefes al. Kızım nasıl? Kim? Necmiye. İyi. İyi, bir sıkıntısı yok. Bir gün buyurun gelin. Sizi misafir etmekten şeref duyarım. Şerif'ten yana nasibin ancak o kadar olur. Bir şey mi dediniz, duymadım. Nasip dedim. Hastalandı ki yavrum. Üzüntüden mi? Teyze, biz de mi gitsek acaba? Kamran'ı görmedin mi? Ben de geleyim deyince nasıl dellendi? Senin yanlarında ya. Bizden kimseyi istemez o sinirli. Oh Feride. Oh. Üşkan, kötü bir şey değildir değil mi? Ay inşallah teyze. Dua edelim. Allah'ım, dermansız dert verme ya Rabbim. Amin. Kız acaba nesi var ha çalı kuşunun? Aman hep dert, hep dert. Kız,
İçine attı attı yavrucak. Sustu sustu. Ondan böyle hasta oldu ha. Tövbe estağfurullah. Bak demeyeyim demeyeyim diyorum ama artık dilimin ucuna geldi yani. Ne oldu kız? Kız hepsi bunların suçu. Necmiye'yi bak deliye çıkardılar. Bizim kızın durumu da şimdi ortada. Yani iki kızından kimse kusura bakmasın ama baş edemediler yani. Ne? Ya bak. Benim hatun annem öyle miydi ya? Besim Hanım'ın anası. Kız bak kendi üç kızı vardı. Senle ben etti ki. Bir de 8-10 tane biliyorsun evinde besledi, büyüttü. Ama hiçbirinin yanlışı yok. Sen şimdi yani Besime Hanım mı beceremedi diyor? Öyle bağırarak, çağırarak olmadı öyle ayağını yere vire vire ağlayarak olmaz bu işler. Bak sevginde de adaletli olacaksın, öfkende de adaletli olacaksın, dayağında köteğinde de adaletli olacaksın evlatlarına karşı. Vallahi şimdi bak Kamran Bey'den yana çıktı böyle Feride'yi yerden yere oturdu. Yapa yapa. Kız. Feride teyzesinin şerrinden korkup da bu hale gelmiş olmasın. Kız hatun anam öyle miydi ya? Bebelere bir şey yaptığı zaman böyle tatlı tatlı söyle kuzum, söyle canım derdi ama arkalarından da yapmadığını bırakmazdı. Eyvallah kız sonunda hep onun dediği olurdu da herkes kendi rızasıyla ne oldu sanırdı. Çok merhametli kadındı be, canına rahmet anacığımın. Demek ki öyle iki tane doğurmayla ana olunmuyormuş. Şunu bileydim. Kız bana bak bunun tuzunu sen mi koydun? Yok kız o kadar. Bu ne kız? Kezzap gibi. Aç bakayım. Burada ağrı var mı? Peki ya burada? Ne yapacağım sana? İğne mi? Hı-hı. Odan lazda mıyım? Evet. Kafandaki tilkiler yüzünden mikrop kapmışsın. Kamran. İğne yapmasan olmaz mı? Olmaz. Damardan yapacağım. Uzat bana kolunu. Kamran korkuyorum. Feride. Ben sana zarar verecek bir şey yapmam. Merak etme. Hem benim küçükken bir sevgilim vardı. Korktuğu zaman hemen tekerleme söylerdi. Biliyorum hatırlattın. Çok saçmaymış. Saçma maçma. İşe yarıyordu. O zaman ben de söyleyeyim. Ya gözümün içine bak. Ya da gözlerini kapa. Benim bu gözlerim sanki yalnızca sana bakmak için yaratılmış. Kalp kime aitse, göz ona döner hep. Bitti mi? Geceyi burada geçireceğiz. Ateşini düşürmem lazım. Fena nasıl bir olmuş? Şey yok değil mi? Bağışlayın. Olmaması için çabalayacağım. Zatürre olma riski var. Görebilir miyim? Şu an uyuyor. Yarın büyük bir ihtimalle mektebe gelemeyecek. Hatta birkaç gün gelemeyecek. Ben bir rapor yazarım. Hastanenin hekimi bir rapor yazar. Yarın mektebe gönderir. Ben yazarım. Gerekirse de kendimi bırakırım. Baba. Hadi sen git boşuna bekleme. Ben buradayım Mehmet. Boş yere uykusuz kalma baba. Hadi. Ben uykuyu sevmem.
Merak etme. Hürgür olmayacak. Gözümle görmeden inanmam. Söz veriyorum, dalaşmayacağım. Gerçi aslanın olduğu yerde çakalın payına düşen kaçmaktır zaten. Hadi babacığım. Evdekiler merak etmiştir zaten. Sen güzel bir çorba hazırlat. Temiz çamaşırları da Cumali Efendi ile gönderirsin. Müjgan ayarlar bir şeyler. Matmazel, dilerseniz sizi de mektebe kadar bırakalım. Çok memnun olurum, sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Nedir değişsin? Ne yapacağım? Rapora yazacağım. Raporu ben yazacağım. Sen imzanı atarsın. Sen neyine yaptın Feride? Neden? Yok ya, şu odadaki şişeden mi yaptın? Evet, iltihap söktürücüden. Eyvah! Niye? Ben onun içine başka bir şey koymuştum. Ne koydun onun içine? Şimdi hatırlamıyorum. Yeni bir ilaç üstünde çalışıyorum. Malzemeleri bilmiyorum. Ne koydun lan? Ne koydun? Çabuk söyle. Gezzaplı mezzaplı bir şey. Allah seni. Sakin. Damardan mı enjekte ettin? Damarları patlamasın kızım. Anahtarını mı kaybettin? Sende mi lan anahtar? Ulan Feride'ye bir şey olsun. Sana o zaman sorarım. Feride. Feride iyi misin? Uyan, yalvarırım uyan Feride. Feride. Feride! İyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok üşüyorum. Tamam, ben seni ısıtacağım şimdi. Isıtacağım ben seni. Merak etme. Merak etme. Aç ağzını. Aç. Aç 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 aç. Aç. Tam da merhamete gelmiştim. Kapıyı açacaktım. Hoş geldin enişte. Feride nasıl? Nesi varmış, neymiş hastalığı? Üşütmüş, halsiz düşmüş biraz. Bizden bir şey saklamıyorsun değil mi Seyfettin Efendi? Niye saklayayım hanım? Oğlum ne dediyse onu dedim. Yalnız öyle basit bir soğuk algınlığı değil tabii. Yanıyor yavrucak. Ay, bir
Biz de görebilsek keşke. Yarın götürürüm. Oğlum Feride için çorba istiyor. Bir de birkaç temiz çamaşır. Tamam, çorbayı ben yaparım. He, ben de çamaşırları hazır edeyim bari. Ben hallederim. Siz işinize bakın. Feride'yi gördün mü? Nasıl? Hep kapı aralığından gördüm. Uyuyordu. Üşüttü. Güçten düştü. Zaten yedi kuş yemi, iki lokma. Doğru dürüst beslenmiyor. Bir de üzüldü. Ondan oldu. Ben okuldan ayrıldıktan hemen sonra bayılmış zaten. Sen kötü bir şey mi demiştin? Mevzunun aslını astarını sordum. O da ağladı hep. Anlatmadı bir şey. Neymiş meselenin aslı? Oğlunu getirdiğin zaman sen haklıymışsın demiştin bana. Öyle. Haklıymışsın. Biz Feride'yi istemediği bir evliliğe zorlamışız. Zaten oğlun da böyle düşünüyor. Vefa sandı Feride Kamran'a evet demeyi. Neriman meselesi de mevzu bahis olunca ayrılmışlar. Lakin sen hala Feride'nin oğlunu istemediğine inanmıyorsun zannımca. Bugünkü halini görseydin sen de inanmazdın. Cemal Efendi şimdi sana çorba getirecek. Su ister misin? Eğlendin mi lan? Sağlam şakaydı ama kabul et. Neyin şakası lan? Sen dersini aldın mı onu söyle bana. Öyle kapıyı kilitleyerek beni odaya sokmayarak Feride'yi koruyabileceğini mi düşünüyorsun? Eğer onu bir şey yapmak isteseydim öyle bir zamanım vardı. Yapardım. Unutma ki seni buraya çağıran benim. Hasta olduğunu söyleyen benim. Baban da sen de geldiğinizden beri itin götüne sokup duruyorsunuz beni. Teşekkür mü edeceğiz lan? Beyim. Evden gönderdiler. Cumali Efendi. Sen götür onları. Feride uyanınca verirsin. Feride Hanım nasıl? İyi, daha da iyi olacak. Hadi Cumali Efendi, kimseyi de alma. Tamam beyim. Ben ilaç almaya gidiyorum. Tamam beyim. Bundan sonra eskisi gibi olamayız. Biliyorum. Çok üzgünüm Kamran. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de öyle. Ama insanlık adına. Maalesef senin gibi insanlar var hayatta işte. Senin gibi tuzu kurular için kolay tabii. Öyle cafcaflı sözlerle benim gibileri hor görme. Senin gibiden kastın ne? Ben hayata senden 10 adım geride başladım Kamran. O yüzden mi böyle oldun? Anlatınca gözyaşlarına boğulacağım hayat hikayen mi seni haklı çıkaracak Selim? Senin gibi arsızın, uğursuzun, tecavüzcünün, katilin hiçbir şeyine inanmam ben. Seni haklı çıkaracak hiçbir şeye inanmam. Kibirindendir. Yok. Babamdandır. İşte bende olmayan bir şey daha. Sana da babalık yaptı, bize de babalık yaptı. Ne derdi hatırlar mısın? Şurana. Şuranın bakımını iyi yapacaksın derdi. Onu iyi koruyun. Kararmasın derdi. Hatırlıyorum derdi. Çünkü derdi. Kaderinizi kendiniz yazamazsınız. Ama kader karşısında da büsbütün çaresiz değiliz. Kaderi yazan kalemin mürekkebi insanın kendi kalbinden damlarmış. Sen bizim onca yıllık arkadaşlığımıza, kardeşliğimize ihanet ettin. Yazık ettin Selim. Üstelik benim canıma, cananıma, Feride'me zarar vermeye kalktın. İşte bu affedilemez. Sen de benim canımı aldın. Ben geldiğimde kalbi durmuştu.
Senin o saçma sapan tedavin yüzünden. Zahide senin yüzünden öldü. Seni göremediği için, sevgisizlikten kan kusturdun kıza. Zahide beni mi seviyor? Ya. Ne acı değil mi? Sonra ben bir gün Feride'ye tesadüf ediyorum. Planlı bir tesadüf. Levent diyor ki, işte kız bu. Çeyizi sağlam. Kızı al, borcunu öde. Adam haklı. Onca yıl beni okuttu, büyüttü. Borcunu öde, ben de sana ailenin yerini söyleyeyim. Ailen dediği de bir annem. O da beni vaktinde Levent'e satmış. Tek amacım karşısına çıkmak. Neden anne diyebilmek sadece. Neyse bunları geçelim. Önemli değil. Sonra bir gün Feride'nin sana yanık olduğunu anlıyorum. Ve diyorum ki kendime. İşte bu kızı da veremedecek Kamran. Sonra başka bir gün gülüşüne tesadüf ediyorum Feride'nin. Öyle bir an ki sanki dünyanın bütün öksüz yetimleri mutluymuş gibi. Sokak köpekleri, çingeneler, itilmiş, atılmış, unutulmuş herkes. Mutlu ulan. Var mı ötesi? İşte böylece Feride'yi sevmeye başlıyorum. Sonra diyorum ki kendime. Ulan Selim. Bu kız Zahide gibi olmayacak. Hem Kamran'ın sana bir sevda borcu var. Hem de Zahide'nin Kamran'a yandığı gibi bu kız da sana yanabilir. Neden olmasın? Ve böylece kavgamın adı ödeşme oluyor. Selim, daha önce de söylediğim gibi sebeplerinle ilgilenmiyorum.